Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 renkli tığ işi örgü bebek battaniye modeli yapacağız. Ben battaniye modeli olarak yapacağım ama sizler bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek hırkası, bebek yeleği çok da güzel olacaktır bu modelden. Daha değişik örgülerde değerlendirebilirsiniz modelimizi. Modelimiz için kullanacağım ipler bebe yünü, bu şekilde elimde olan yünlerim var. Onları kullanacağım arkadaşlar. Erkek bebekler için hoş olacaktır bu renkler ama sizler kız bebekler için de uygulayabilirsiniz renklerini değiştirerek bu modelimizi. Tığ olarak yine bu ip için 2,5 milim kullanacağım arkadaşlar. Elime ve ipime uygun tığ numarası olarak sizler de yine ipinize ve elinize yatkın tığ numarasını tercih edebilirsiniz. Şimdi desenimizi görelim. Evet arkadaşlar, desenimiz bu şekilde 3 renkten oluşuyor. Bu renklere çok hoş durdu. Erkek bebekler için çok uygun olacaktır bu renk tonları. Yine kız bebeklere de uygulayabilirsiniz bahsettiğim gibi. Modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Bu şekilde zincir kurulumunuzu yapabilirsiniz. Battaniye modeli olarak battaniye yapacak arkadaşlarımız 1 metre, 1 metre 10 santim ya da 90 santim ölçülerinde battaniyenizi çalışabilirsiniz. Şimdi ben küçük bir parça yapayım. Daha sonra desenimize geçelim. Şimdi ben küçük bir parça zincir yaptım model için. Tığımı, ipliğimi alıyorum. 2, 3, 4. 4. zincire 1 adet ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı, ipliğimi aldım. Aynı yuvaya ikinci trabzanımı yapıyorum. 2 zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincire sık iğne yaparak sabitliyorum. Tekrar 2 zincir yapıyorum. Tığımı, ipliğimi aldım. 1, 2, 3, 4. 4. zincire 5 adet ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Aynı yuvaya yapıyoruz. Aynı zincir boşluğuna 2 3 4 ve 5. Tekrar 2 zincir. Yine alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincire sık iğne yaparak sabitliyorum. 2 zincir. Tekrar tığımı, ipliğimi aldım. 1, 2, 3, 4. 4. zincire yine aynı şekilde 5 adet ikili trabzanımı yapacağım. Birinci sıramız bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. 2 zincir sık iğne, 2 zincir ve 5 dolgu. Tekrar 2 zincir sık iğne, 2 zincir ve 5 dolgu. Bu aralarda 4'er zincir atlayarak yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde, başlangıçta bakın zincirimiz ve 2 dolgumuz vardı. Sonda da 1, 2, 3, 4. 4. zincire zincirle birlikte 3 olarak sayıyoruz. 3 adet dolgumuzu yapıyoruz kenar için. Kenarlarımız bu şekilde. Şu şekilde göstereyim. Bakın kenarlarımız birbirine uyumlu. Şimdi bir zincir yapıyorum. Modelimi döndürüyorum. İlk başlangıca 1 adet sık iğnemi yaptım. Tekrar 4 zincir, 2, 3 ve 4. 4 zincir yaptıktan sonra bakın bu orta bölüme sabitliyorum. Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Sayıyorum tam orta bölüme. 1, 2, 3. Bu bölüme dolgularımın ortasına sık iğne yaparak sabitliyorum. Tekrar 4 zincir. Orta bölüme. Modelimizin ikinci sırası bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Sık iğne yaptığımız bölüme sabitliyoruz. 4'er zincir yapıp daha sonra dolgularımızın orta bölümüne sabitliyoruz. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. Orta bölüme sabitledim.
Tekrar 4 zincir, 2, 3 ve 4. Kenar bölümde de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi birinci rengimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Şimdi diğer rengimi aldım. Sabitliyorum. Modelimi döndürdüm. İlk başlangıca sık iğne yapıyorum. Daha sonra 2 zincir yapıyorum. Tığıma ipliğimi alıyorum. Bakın bu birinci sık iğne bölümüne değil, bir alta. 1 2 3 4 ve 5. 5 adet dolgumu çalıştım. 2 zincir yapıyorum. Daha sonra tepe bölüme yapmıştım, sık iğne yapmıştım. Onun üst bölümüne sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir yapıyoruz. Tığıma ipliğimi alıyorum. Bakın birinci sık iğne değil, alttakine. Alttakini yuvaya tekrar 5 adet dolgumu yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 2 zincir tepe bölüme sabitliyorum. İkinci rengimizde bu şekilde birinci sırasını tamamlayalım, sıra sonuna kadar. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde 2 zinciri yapıyoruz. Kenar bölüme sık iğne yaparak sabitliyorum. Bir zincir yaptım, modelimi döndürdüm. Tekrar başlangıca sık iğne yapıyorum. 4 zincir yapıyoruz. 2, 3 ve 4. Dolgumun tepe bölümüne sabitliyorum. Tekrar 4 zincir. 2, 3, 4. Sık iğne yapmış olduğum bölümün üst bölümüne sabitledim. Tekrar 4 zincir. İkinci rengimizin ikinci sırası da bu şekilde. Model 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde yapalım. Şimdi bir üçüncü rengime geçiyorum. Üçüncü rengimizde sıra başına dönmüş gibi oluyoruz arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum. Bakın kenar bölümlere dikkat edelim. 3 dolguyla başlamıştık. Sık iğne ile başlamıştık. Şimdi 3 dolguyla başlıyoruz. Başlangıcımızda 3 dolgumuz olacak. Tığıma ipliğimi alıyorum. Bakın bir alttan başlıyoruz. 1 2 ve 3. 2 zincir yapıyorum. Dolgumun üst bölümündeki sık iğneye sabitliyorum. Tekrar 2 zincir yapıyorum. Tığıma ipliğimi alıyorum. Bakın bu birinci sık iğneye değil, alttakine. Beş adet dolgumu yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 adet dolgumu yaptıktan sonra 2 zincir. Tekrar bakın üst bölüme sık iğne yapmıştım. Onun üstüne sık iğnemi yapıyorum. Beyaz rengimizle bu sıramızı da bu şekilde yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın sıra başında nasıl çalıştıysam sıra sonunda da aynı şekilde yaptım. Şimdi bir zincir yapıyorum. Döndürüyorum. İlk başlangıcı sık iğne yapıyorum. 4 zincir. 2, 3, 4. Bakın bu sık iğne bölümünün üstüne sık iğnemi yaptım. Tekrar 4 zincir. 2, 3, 4. Bu sefer dolgumun orta bölümüne yapıyorum.
Tekrar 4 zincir, 2, 3, 4. Orta bölüme. 2, 3, 4. Dolgumun tepesine. Beyaz rengimizle ikinci sıramızda bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, desenimizi bu şekilde tamamladık. Kenar bölümlere bakın, dikkat edelim. 3 dolguyla başladık. Sık iğne. 3 dolgu, sık iğne, 3 dolgu. Sıralamalara bu şekilde dikkat edelim. Evet arkadaşlar, modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, çok hoş bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.